Merhaba arkadaşlar, ben Okan Mavzar. Bugünkü dersimizde Fireworks'te baştan sona WordPress web site arayüzü tasarlayacağız. Bunu 3 adımda yapacağız. İlk olarak logo ve menü tasarımı. İkinci adım içerik kısmının tasarımı olacak. Üçüncü adımda ise sağ menü ve footer tasarımı yapacağız. Bunun için ilk olarak Fireworks programını açıyoruz. Bine 1100 iyidir. Sayfanın genişliği 1000, uzunluğu ise 1100 olacak. Background color'ım siyah. İlk olarak logomuzu tasarlayalım. Web sitemizin ismi Online Eğitim Portalı. Buna bir gradient vereceğiz. Gradient vermemiz için bunun bir sembol olması lazım. Bunun için Ctrl G tuşuyla bunu bir sembole çevirdim. Ardından Properties'ten Gradient Linear. Bunun şu siyah kısmına sarı, alttaki beyaz olan bölümüne ise şöyle turuncu bir renk vereceğim. Bol da olsun. Evet. Biraz da boyutunu küçültelim. Ve şöyle basitçe bir görsel. Bu iyidir. Biraz bir boyutunu büyütüyoruz. Altına da bir gölge efekti vereceğiz. Bunun için filter menüsünden Blur, Gaussian Blur. (6.4) yaptım ben gölge seçeneğini ve biraz da saydamlaştırıyorum. Biraz daha. Tamamdır. Ardından bunu Ctrl G'ye basarak grup yapıyorum. Logomuz hazır. Şimdi menümüzü tasarlayalım. Menümüz sayfanın tümünü kaplayacak. Ve buna da bir gradyant vereceğiz. Linear olsun. Üst kısmı sarı, alt kısmı turuncu. Bu da tamamdır. Bir de şuraya bir reklam alanı ekleyelim. Şöyle diğerlerinden farklı olarak.
Burası tamam. Şimdi menülerimizi yazalım. Ana sayfa. Bunun fontu Fontolojide yapıyorum. Ardından alt tuşuna basarak kopyalıyorum. Ana sayfa, dersler. Yazarlar, forum ve iletişim yazıyoruz. Şu aralardaki boşlukları biraz ayarlayalım. Burası tamamdır. Bir de şuraya bir arama kutusu yapalım. Rounded Rectangle tool seçiyorum. Color'ı beyaz olsun. Pardon. Bunun color'ı beyaz. Ve şuraya bir ara buton ekleyelim. Yine aynı şekilde şurası düz olsun. Tamam. Ctrl G yapıyorum. Pardon. Şuraya. Arama kutusu. Şuraya da bir slogan girelim. Ne olabilir? Görsem durma aramıza. Ben de öğrenmek istiyorum diyorsan durma aramıza katıl gibi bir kelime. Ardından bunu bir gradyant vereceğim. Siyah olan kısım sarı. Alttaki gri olan kısım ise turuncu. Bunu biraz daha sağa doğru alalım. Şunu biraz daha yukarı. Son düzenlemeleri yapalım. Ve web sitemizin header tasarımı tamam.
Bir sonraki derste içerik kısmının tasarımını yapacağız. Beğendiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.